Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bu güzel cici Tunus işi modelimizin paylaşımını yapacağım. Öncelikle şöyle göstermek istedim ki modelimiz nasıl duruyor diye. Bu koyu zemin üzerine açık zeminle çalıştım. Şu ise aynı modelin, bakın şöyle döndürüyorum düz halini. Açık zemin üstüne de koyu renkle çalışılmış halini göstereceğim. Şimdi anlatacağım modelim bu. Küçük parçayı paylaşacağım sizlerle. Arasındaki fark şu arkadaşlar. Bakın sadece bunda başta ve son halini, yani şu ikisini anlatırken açık koyu renkli olanda orta kısmı da çalıştım. Çok bir fark yok aslında. Bakın orta kısmın toplanmaları hemen hemen aynı. Sadece dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi şu. Modelinize başlarken siz büyük parçalar çalışacağınız için şu şekilde çalışın. Bakın 3 ilmekten sonra ya da 3 ilmek toplam 6 ilmek şurayı oluşturuyor arkadaşlar. Tekrardan şurayı kapatıyorum. Bakın şu şekilde çalışmak için 6 ilmek, sonunda da 3 ilmek, yani 3 6 9 12 15 ilmeğim var. Bu. Fakat burada baktığınızda daha büyük çalışılacağı için burada daha net gözükecektir. 3 6 şeklinde giderseniz her seferinde 6 6 6 ve sonuna 3 olarak eklersiniz, çok daha net rakamınızı bulacaksınız. Umarım kafanız karışmamıştır. Şimdi anlatımımıza geçelim. 3,5 numaralı Tunus tığ kullanıyorum. Bebe ipiyle çalıştım. 2 farklı renk kullandım. Hadi hepimize kolay gelsin. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına muhakkak yazın. Mümkün olduğu en kısa sürede cevaplıyorum arkadaşlar. Şimdi örgümüze başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kısmet olursa çok cici bir Tunus işi çalışmamız olacak. Görmüş olduğunuz gibi zincirlerimi gelişi güzel çekiyorum. Modelimiz 3 ve 3'ün katları şeklinde olacak. O yüzden bir miktar ne yapacağım? Zincir çekeceğim ve daha sonra Tunus işimize başlayacağız. Bu arada yapacağımız işlemi 2 renkle çalışacağımızdan dolayı kontrast renkler tercih ederseniz bu model kendini çok daha net gösterecektir. Şimdi şu kadar genişliğe bakıyorum. Benim için ideal, çünkü sizler için anlatacağım ama sizler battaniye ya da yelek çalışacaksınız. Tabii ki ne yapacaksınız? Modelinizin santimine göre hesaplayabilirsiniz. Şimdi ilk ilmeğim den sonra sayıyorum, bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15 adet ilmek benim için yeterli. Çünkü sizlere zaten göstereceğim için şu 15. ilmeğimizi bir daha düzgünce alalım. Şu kadar bir ilmek sayısı yeterli olacaktır. Ama sizler 3 ve 3'ün katlarını çalışacaksınız. Hemen geri dönüyoruz ikişerli olarak. Çok kolay bir örnek. Birçok yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İstediğiniz ip kalınlığında çalışabilirsiniz. İlla ince ip kullanmak zorunda değilsiniz. Yani bebe ipi çalışmak zorunda değilsiniz. Şimdi ilk sıramızı bitirdik. İkinci sıramızı da aynı beyaz ipimizle çalışıp tıpkı birinci sırada olduğu gibi ne yapacağız? Geri döneceğiz ve modelimizi öyle kuracağız. Görmüş olduğunuz gibi modelimizi hazırlıyorum. İkinci sırada görüşelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi iki sıramızı tamamladık. Bu arada ben mavi ipimi de beyaz ipimin hemen üstüne ekledim. Birinci ilmeğimden sonra ikinci ilmeğimde beyaz çalışıyorum. Ve hemen üçüncü ilmeğimi de çalışmadan evvel mavi ipimden şöyle beyaz ipimin iyice sonuna doğru yanaştırıp
ön tarafa aktarıyorum. Şimdi beyaz ipim arkada, mavi ipim önde olacak şekilde çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir ilmek daha beyaz iple çalışıyorum. Düz ilmek şeklinde, şu şekilde. Bakın. Böylece ne oluyor? 3 tane ilmeğim oluşmuş oluyor ama mavi ilmeğim ortada. Şimdi beyaz ilmeğimi arkaya bırakıyorum. Önden mavi ipimi çalışacağım. Çünkü ters örgü yapacağım. 3 ilmeğimden sonra 3 ilmekte ters ilmek çalışacağım mavi ile. Bakın, birinci ilmeğim 1, ikinci ilmeğim, özellikle bakın bol çekiyorum ki sizler de çok daha net görebilin, 2 ve üçüncü ilmeğim. Evet, şöyle hafif yerleştirdikten sonra 3 beyaz, 3 mavi şeklinde. Şimdi mavi ipimi ön tarafta bırakırken ne yapıyorum? Beyaz ipimi tekrardan alıyorum elime. 3 tane düz ilmek çalışacağım. 1, 2, 3 şeklinde. Tekrardan beyaz ipimi bırakıyorum ve mavi ipime geçiyorum. 3 tane ters ilmeğim var. Önden alacağım. İpim önde. 1, tekrar 2, tekrar 3 şeklinde. Şimdi burada yapacağım işlem, şimdi siz battaniyenizin ya da yeleğinizin bütününün olduğunu düşünün. Baş ilmekleri ve son ilmekleri şeklinde. Baş ilmeklerini çalışırken 2 tane düzden sonra şuradaki araya mavi ipi yerleştirmiştik, biliyorsunuz. Aynı işlemi burada yapacağımızdan dolayı birinci ilmeğim düz beyaz ilmekten sonra hemen mavi ipimi arkaya alıyorum ki başı ve sonu aynı olsun. Şimdi aldım. Son iki ilmeğimi, birinci ve son ilmeğimi, şurada son ilmeklerimi bakın ikili alıyorum. Buna dikkat edin ki yanlar düzgün dursun. İkinci ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Şimdi şöyle düzelttiğimizde bakın 3 beyaz, 3 mavi, 3 beyaz, 3 mavi, 3 beyaz şeklinde gelirken baştaki ve sondaki 2 ilmeğin arasında şurada mavi ipimizi arkaya taşımış ya da öne taşımış olacağız. Şimdi yapacağımız işlem beyazları beyazlarla, mavileri mavilerle örmek olacak arkadaşlar. Hemen geri dönüş işleminde de bakın mavi ilmeklerim mavilerle, beyaz ilmeklerimi beyaz ipimle geçiyorum arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar hani yavaşça anlatmaya çalışıyorum ki yeni başlayan arkadaşlarımız biliyorsunuz bizim örgülerimizden çok çok faydalanıyorlar. O yüzden arkadaki ipleri yürütürken çok kasmamaya gayret edin. Ki model kasma yapmasın arkadaşlar. Bakın mümkün olduğu kadar bol bırakmaya çalışıyorum ben de. Şöyle. Ve böylelikle modelimizin birinci sırası tamamlanmış oluyor. Modelimizin ikinci sırasındayız. İkinci sırasında beyaz ipimizden faydalanacağız ve ilmeklerimizi saymaya başlıyorum. Bakın birinci ilmeğim, sıradaki ikinci, üçüncü, dördüncü ilmeğim maviden geliyor, beşinci ilmeğim maviden geliyor, altıncı ilmeğim maviden geliyor. Ve 7. ilmeğim tekrardan beyazdan geliyor arkadaşlar. Şimdi sizlere gösterdiğim için baş ilmekleri, yani battaniyenizin ya da yeleğinizin başı ve sonu olacak ya, başı ve sonu 7 ilmek şeklinde gelecek ama diğer iç ilmekler 6 ilmek şeklinde gelecek. Şimdi en kolayı ayırmanız şu, başlangıçta ve sonda 3 ilmekten sonra 3 ilmek mavi örüp hemen beyazın üstündeki bir ilmeği daha ördüğünüz zaman sorun kalmayacak. Hemen şu ortadaki bir evvelki sırada uzun bıraktığımız mavi ipimizi alıyoruz ve sıradaki beyaz ipimizle beraber örüyoruz arkadaşlar onu, bakın.
ki modelimiz kendini göstersin. Yani oradaki ipimiz boşta kalmasın. Şimdi tekrardan beyazla devam ediyorum ama burada üçüncü beyaz ipim var. Bakın, o ilmeğinizi de almayı unutmayın. Her beyaz ipin ortasındakini maviyle alacaksınız. 1, 2, 3'ü tamamlayacaksınız. Onu kaçırırsınız, modeliniz kayma yapar. Tekrardan sıra üstündeki 3 mavi ilmeğimi alıyorum bakın. Zaten sıra sonundaki 1, 2, 3 tane beyaz ipim mevcut. Şu şekilde geri çıkıyorum bütün ilmeklerimi. Ve bir sonraki sıra için hazırlığımı yapıyorum. Bu arada ipimizin katı açıldı. Evet. Şimdi bir sonraki sırada yapacağımız işlem gene aynı aslında. Modelimiz tekrardan ibaret. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Bakın, birinci ilmeğim tığda. İkinci ilmeğimi beyaz ile çalışıyorum. Üçüncü ilmeğimi almadan evvel mavi ipimi muhakkak ön tarafa taşıyorum ki üçüncü ilmeğimi taşıyabileyim. Üç ilmeğimi taşıdıktan sonra sıradaki ilmeklerimi ters ilmek şeklinde üç tane mavi ile çalışacaktım, biliyorsunuz. Bir evvelki sırada anlatmıştım. Bir, iki, üç şeklinde. Tekrar mavi ipimi önde bırakıp 3 ilmek beyaz ile çalışıyorum. 1, 2, 3. Tekrardan mavi ipimle çalışacağım için hemen mavi ipimi alıyorum ve önden ters ilmek şeklinde çalışıyorum. 3 tane. 1, 2, ve 3 şeklinde. Tekrar yapacağımız işlem bir tane beyaz ve sırası üstünde 2 tane tekrardan beyaz ilmeğimi çalışıp bu sıramı da böylelikle bitirmiş oluyorum. Şimdi yapacağım işlem geriye dönmek ve bu sefer buradaki ilmeğimi bir sonraki sırada yukarıya taşımak olacak. Bakın, tekrardan aynı sıradayız. Hemen yapacağımız işlem beyaz ilmek iple çalışmak. 1, 2, 3. Devamındaki 3 tane mavi ilmeğimi beyaza çeviriyorum hemen. Beyaz ipimle 3 de oradan. Sırası üstündeki ilk beyaz ilmeği örüyorum ve ortadaki ilmeği örmeden evvel önde bıraktığım mavi ipten yardım alarak ortadaki beyazı birlikte örüp sırası üstündeki beyaz ilmeği de çalışıp tekrardan 3 tane mavi renkli ipimi beyaza çevirip 3 tane beyaz ilmeğimi de çalışıp sıramı, İlmek toplama işlemini bitirip geri dönüyorum arkadaşlar. Şöyle. Modelimiz bundan ibaret. Çok cici ve kullanışlı bir model. Herkese kolay gelsin.